Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karşınızda yine ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzmanı ve danışmanıyım ve aynı zamanda One More International bağımsız distribütörüyüm ve bugünkü video konuğumuz çok başarılı, genç, dinamik, başarılarıyla, geçmişiyle, tecrübesiyle bize gençlerimizin ve girişimcilerin yolunu açacak olan Abdülkadir Biber Bey var. Öncelikle en baştan sizi tanıyabilir miyiz? Programımız çok yoğun olacak, birçok sorun var kafamda, sizlere yönlendireceğim. Bu anlamda sizden ne kadar istifade edebilirsek o kadar mutlu olacağız. Süpersin. Öncelikle böyle bir programda genç girişimci olarak bize de yer verdiğin için ayrıca teşekkür ediyorum ve onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Ülkemizin sizin gibi gençlere ihtiyacı var. Bunu her programda gerçekten vurgulamaya çalışıyorum ve sizin gibi gençlerle, girişimcilerle tanışınca da kendimi de böyle girişimcilere yakınlıktan dolayı farklı bir konumda hissediyorum. Ayrıca bunun için de teşekkür ediyorum. Evet, Abdülkadir Biber, yaklaşık 2004 yılından beri network marketing sektöründe olan bir girişimci ve girişimcilik benim için ömür boyu devam eden bir durum, herhangi bir yaşam konum, tarzı. Yaşam tarzı kesinlikle, herhangi bir konum vesaire değil. Amacım ve hedeflerim var, bu doğrultuda ciddi manada ömrümün sonuna kadar o hayal ve hedef, buraları kesersen artık ne sıkıntı değil mi? Kesilecek buralar. Doğal olarak da kalabilir belki. Bak, kamera arkası dedi ona göre. O amaç ve hedeflerim için ciddi manada gayret ediyorum. Çünkü şuna inanıyorum, yani ben bir şeyleri görebildiysem, bir şeyleri öğrenebildiysem, bir şeyleri depolayabildiysem, özellikle bilgi alanında, bunu birilerle paylaşmam gerekiyor. Benim vizyonum bu doğrultuda ve network marketing sektörü bize bunu sundu. Evet. Aslında ben normalde de fizik mezunuyum, öğretmenlik de yaptım 3-4 ay. Daha sonra onun da paylaşım alanı olması hoşuma gitti, fakat daha çok insanla paylaşabilmek, evet, ve bunu yaparken keyifle, yolculukla, biraz daha özgür bir şekilde, özgür şekliyle, daha çok insana hitap edebilerek bunu yapmanın tabii keyfini network marketing sektöründe gördük ve son 15 yıldır da farklı hiçbir alanda çalışmadık diyebilirim. Süper. Yani full time networker. Full time networkeriz, aynı. Süper. Geçmiş başarılarınızdan ya genelde başarı konuşuluyor ama bence asıl ders alınması gereken kısım daha çok başarısızlıklar. Çünkü insanlar bu sektöre başarılı olacağız diye giriyorlar ama birçok başarısızlık oranlarımız da var. Yani sizin yaşadığınız, bu sektörde yaşadığınız zorluklar neler oldu? Yani yaşadığınız o dip seviyeler ne oldu ve dip seviyelerden çıkma sebepleriniz ne oldu? Yani sektöre yeni başlayacak, yeni duyanlar ya da sektöre göz kırpanları neler bekliyor? 15 yıllık tecrübe en üst level'ından alabilirsin. Harika bir soru. Ben kendi eğitimlerimde şunu söylüyorum. Aslında hayat iniş ve çıkışlardan oluşmak zorunda. Evet. Çünkü bizim hayatımız bir grafiklerden oluşuyor. O grafiğe baktığımız zaman renklilik olması lazım. İniş ve çıkışlar olması lazım. Biliyorsunuz kalp grafiğinde sonuç düzse eğer, evet, cihazlar böyle bir alarm veriyor, ciddi bir noktada uyarıyor ve sonucunda Allah muhafaza eks yazıyor. Bizim hayat grafiğimizin öyle olmaması lazım. Ve yine çok hoşuma giden bir söz var, diyor ki bir yılı 75 yıl tekrarlayarak buna hayat demeyin diyor. Ben buna inanan birisiyim. Yani gerçekten bir yıl 75 yıl tekrarlamanın bir manası yok. Madem bu hayata bir sefer geldik, daha madem renkli, kainat bizim keşfedemeyeceğimiz kadar büyük, güzelliklerle dolu ve bunun içerisinde küçük kainat olan insanların da keşfedilemeyecek kadar güzellikleri var. Benim o zaman bir yıla neden 75 yıl yaşıyoruz ki, tekrarlıyoruz ki? İnsan keşfedelim, doğayı keşfedelim, güzellikleri keşfedelim, kendimizi keşfettiğimiz keşfedelim, bilgileri paylaşalım ve bundan keyif alalım. Ya hayat bu kadar keyifliyken biz buna tabii girişimcilik diyoruz ve bunu insanlarla paylaşmayı seviyorum. Fakat iniş ve çıkışlara dikkat edelim. Ben o iniş ve çıkışlarda şunu gördüm. Network marketing sektörünü doğru öğrenmek lazım. Şimdi en büyük handikapı şu anki, tabii biz 15 yıl önce farklıydı. Şu anki, evet, girişimciler, evet, için ya da girişimci adaylar için yorumlayacaksak şu sıkıntı. Bizim zamanımızda network marketing'i öğrenmek, bilgi erişmek çok zordu. Evet. Birkaç tane Türkçe kitap vardı, gerisi full İngilizce. Daha YouTube bile yoktu. YouTube bile yok. Videolar var, duayen insanların videoları, altyazısı yok falan. Evet. Şimdi biz o bilgilere erişebilmek için gerçekten emek veriyorduk, alın teri döküyorduk ve eriştiğimiz bilgi zor olduğu için çok kıymetliydi. Kesinlikle. Fakat şu an günümüz şartlarında Google amcaya sorduğunuz zaman her şeyi size söylüyor. Network marketing nedir, şirketlerin detayı, ürün, her şey, ama çok kolay ulaşıldığı için bilgi değersiz. Onun için kıymeti yok.
ve bu konuda elde edilen kıymetsiz bilgi doğru kullanılamıyor ya da herhangi bir şirkette kullanılırken, bir projede kullanılırken aslında önemi fark edilmediği için projenin kalite standartlarını ya da yapmış olduğumuz girişimcilik yolculuğunun kalite standartlarını düşürüyor. Çünkü değerini bilmiyoruz. Evet, değeri bilinen bir şeyle hareket ettiğiniz zaman onun bir ehemmiyeti var, bir önemi var, bir alın teri var, bir akıl teri var. Sonucu da ona göre çıkıyor. Kesinlikle. Bu sefer kalite standartlarını yükseltmiş oluyorsunuz. Evet. Her zaman şunu söylerim. Bir otururken alkışlanmak var, bir de ayakta alkışlanmak var. Yani kalite standartlarınız yüksek olduğu zaman ayakta alkışlanırsınız. Otururken neydi? Ayakta alkışlanan girişimci olmak lazım. İnşallah, inşallah. Zaten aslında şey, ben Network'ü tanırken bize şöyle tanıttılar aslında. Sıradan insanların gerçekten sıra dışı gelirler elde ettiği çok bir sektör. Çok. Beni bu şekliyle çok cezbetmişti ama sıra dışı gelirleri elde edebilmek için de bizim sıradan insan olarak kalmamamız gerekiyor. Yani harika. Kişisel ve profesyonel gelişim anlamında ne söylersiniz? Bu anlamda sonuçta 15 sene önceki Abdülkadir Bey ile şu andaki tabii ben ayrı değilsiniz yani. Hikayemi anlatsam var ya, YouTube kanalı bütün videoları benden de olabilir şimdi. Onun için çok programı meşgul etmeyelim kanalımızı. Yok, daha kıymetli olanlardan olabiliriz abi. Eyvallah. Çünkü ben şöyle kısaca kendimle ilgili bir parantez açayım. Çünkü o dediğin sorunun cevabı aslında bende var, yaşıyorum. Süper, aynen. Ben üniversite öğrencisiyken hoca bana ödev verdiği zaman utangaçtım. Kapalı bir devreydim. Üniversiteye gitmezdim. O gün derse gitmezdim. Çünkü ödev var, tahtaya çıkacağım, sunum yapacağım. Sıkıntı. Network marketing girişimciliği benim binlerce insanı eğitim yapabilir pozisyona gelmemi sağladı, vesile oldu. Şimdi bu girişimcilik yolculuğunun en güzel cevabı benim. Diyorum ki ben yapabildiysem, düşünebiliyor musun? Öyle bir profilden böyle bir profile geliyor aynı olmak. Aynı profil bende de vardı. Bunu çokça görüyorum. Bir de kendimle yaşadığım için hiç şaşırmıyorum. Ama şöyle bir altını çizdiğim ifade ve dikkat etmemiz gereken bir durum var. Başka hiçbir sektörde bu söz konusu değil. Evet, kesinlikle. Vardır. İstisnai durumlar oluşabilir ama network marketing sektöründe çokça karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Yani şu ana kadar tahminimce bir 1 milyon insanla yüzleşmişizdir. Çeşitli kamplar, seminerler, organizasyonlar, tatiller, konuşmalar derken bu yani sadece birkaç istisnai değil, binlerce istisna diyemeyiz yani, binlerce evet, oldu, evet. İstisnai durumdan çıktı. Hani network'un geleneksel değişim yolculuğu ya da değişim planı diyebiliriz, insanlar üzerinde bu kadar etkili. Ben girişimcilere şunu tavsiye ediyorum, her ne projeniz olursa olsun, yani doktor da olabilir, öğretmenlik de olabilir, bir iş adamı projeniz de olabilir, hayal ve hedef, ama network marketing yapın. Kesinlikle. Yani kim olduğunuz ya da ne olacağınız hiç önemli değil. Network marketing'in içerisine girin, keşfedin. Çünkü network marketing yapan iş adamlarının kendi işlerindeki profilini de incelediğim zaman şuna denk geldim. Diğer rakiplerinden sonra çok üst seviyelerdeler. Kesinlikle. Bunu kazandıran en önemli etken network marketing. Kesinlikle. Zaten network'te bir de benim baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla birçok lider dediğimiz insanlar özellikle pes etmeme, uzun soluklu bu işte bu sektörde kalma ve yeterince nedenlerinin var olması. Çünkü utangaç olarak hayatını devam edip 40-50-60 yaşına gelip bu şekilde ölenler var. Kendisini bir türlü kabuğunu kıramayıp o şekilde ya ben utangaçım böyle kalacağım deyip diyenler de var. Sizin gibi benim gibi utangaç olmama rağmen benim hayalim, hedefim var. Benim bu hayal ve hedefte network sektörünü bir araç olarak kullanıp yani çok fazla sebebi var benim kendi artık açımdan. Yeter kardeşim, değişmem gerekiyor dediğimiz nokta değil mi? Aynen, yani aynen. Bunu şöyle de izah edebilirim. Benim network marketingle ilgili bir kitabım var. Bildiğin evet, vardır. Evet, evet, tabii. Şimdi o kitapta da şunu özetlemeye çalıştım. Aslında onunla biz alakalı da konuşacaktık. Madem konuyu açtınız oradan gidelim o zaman. Eyvallah. Yani bak soruların cevabı şu an önden ben gidiyorum yani. Eyvallah. Soruları sormadan cevaplar daha geliyor. Daha profesyonel oldunuz ortada. Estağfurullah, yani. Estağfurullah. Şimdi ben insanın gelişim yolculuğunu, bu hangi alanda olursa olsun, bizim şu an sektörümüz network marketing ama ister bu sektörün dışında bir örneklendirme olsun, herkes için. Çünkü benim örneklendirmem insan merkezli. Şimdi insanın gelişim yolculuğunda şu var, şöyle özetliyorum aşamaları. Krizalit, tırtıl dediğimiz evet, yapı, koza ve kelebek. Bir insan krizalit demiş olduğumuz süreçte şunla karşılaşıyor. Tırtıl neyden beslenir? Koza sürecine geçmek için yaprakta. Yani biz de bilgiyle besleniyor olmamız evet, lazım. Yani o bilgileri çok iyi alıyor olmamız lazım. Her ne kadar ulaşımı kolay olmuş olsa da internet elimizin altında ulaşabiliyoruz. Evet, 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 evet. Fakat
daha da zor olanlar. Şimdi kolay olana herkes ulaşıyor. Bizim krizalitten kozaya geçiş sürecimizin kaliteli olması için biz zor olana talip olmalıyız. Kesinlikle. Yani herkesin ulaştığıyla çok güzel projeler yapamayabilirsiniz. Herkesin aldığı sonuçları alırsınız. Sonuçları alırsınız. Harika. Bu süreçte bizim farkındalığımızı, bilinçliliğimizi ortaya koyup ulaşılamayan bilgilere talip olmamız lazım. Kesinlikle. Ve tırtıl sürecinde ulaşılamayan bilgilerle beslenirsek bu sefer koza sürecine geçmiş oluyoruz. Fakat koza çok enteresan bir süreçtir Alişan. Ne oluyor biliyor musun koza sürecinde? İnsan kendi kabuğunun içerisine çekiliyor. Bir koza gibi. İşte orada bir hemen küçük bir hikayeyle besleyelim burayı. Ormanda yürüyen bir bilge ya da bir şahıs bir kozaya denk geliyor. Kozanın içerisinden çıkmaya çalışan bir kelebeğe denk geliyor. Evet. Ya diyor ki ben bir insancıl yönü çok güçlü olan bir insan. Diyor ki yardım edeyim. Evet. Ve yardım etmek isterken onun kozasını böyle açıyor, kelebeği dışarıya çıkartıyor. Yapraklar henüz kurumamış, elinde biraz tutuyor, bekletiyor ve güneşin etkisiyle yapraklar kuruyor. Fakat uçmasını bekliyor, bir türlü uçmuyor kelebek. Uçamıyor. Çünkü bak burada çok ince bir çizgi var. Neden uçamıyor sorusunu araştırdıktan sonra şöyle öğreniyor. Kelebek kozanın dışına çıkmak için kanatlarıyla sürekli onu zorluyor ya, o zorlama süreci içerisinde kanatlar gelişiyor, kasları gelişiyor ve o kendi gelişimiyle dışarı çıktığı zaman uçabiliyor. Ancak. İşte bizim koza sürecimiz böyle. Biz kendi kabuğumuzu kırabilir olmamız lazım. Ama o doğru bilgileri alarak. Evet. Doğru bilgiyle beslenmezsek zaten mümkün değil. Kabuğunun olduğundan bile farkında olmayan insanlar oluyor. Şimdi o konuya girmeyelim lütfen. Çünkü Türkiye gerçekleri diye anlatmış olduğum farklı bir eğitim var. Orada gündeme getirebiliriz. İnşallah. Orası tamamen farklı bir alan. Fakat şunu devam ettirelim. Koza süreci farklı bir evre demiştik ya, orada eğer kendi imkanlarımızla, kendi bilgilerimizle, kendi cesaretimizle, özgüvenimizle o kabuğu kırıp dışına çıkma sürecinde başarılı olursak ne hayat, oluyoruz? Hayat, işte evet, kelebek oluyoruz. Burada çok enteresan bilgi var biliyor musun? İnsanlar insanların kelebeğin ömrünün bir gün bilmesi gibi çok enteresan ve yanlış bir bilgi var. Onu da düzeltelim. Evet. Kelebekler 4 ile 6 ay ortalama ömürleri vardır. Neye istinaden bir gün ömrü? Çünkü bir insan bir kelebeği bir defa görebilir. Yani. Onun için bugün görmüş olduğunuz kelebeği yarın göremeyeceksiniz. Bir gün ömrü vardan kasıt aslında biraz edebiyat yapmış yani. Çünkü normalde 4-6 ay arasında bir ömrü var. Özgürlük timsali olarak, hani sembol olarak kelebek dememizin etkeni de şu. Kelebek güzelliği temsil ediyor. Üzerindeki o sanat, renkler, rengarenk olması, insanın baktığı zaman keyif alıyor olması, uçuşundan bile onun zevk alıyor olması ya da örnek alıyor olması, işte özgürlük bir sembol olarak bize bir mesaj veriyor. İşte benim alabilene krizalit, koza ve kelebek sürecini özetlemiş olduğum şeyi her alanda anlatıyorum. Yani gerek network marketing olsun, gerek diğer alanlar olsun. Çok ticari ama içsel yolculuk yani. Aslında evet, bu. Yani insanın kendi yolculuğu, tırtıldan kelebeğe geçiş süreci bir içsel yolculuk olarak bence böyle aşamalardan oluşuyor. Süper. Eyvallah. Şimdi hava kararmaya ufaktan başladı. Bence tadında bırakalım ve bu işi bence seri haline getirelim hocam. Yani ben hani az çok sizi tanıyordum böyle ya sosyal medyadan uzaktan ama çok dolusunuz belli. Konuşulacak çok da konular var aslında. Bu kelebek metaforu gerçekten hani anlayana çok ciddi mesajlar içeriyor. Yani tamam, bazen dışarıdan işte birilerinin yardım etmesini bekliyoruz ama bazen kendi kabuklarımızı kendimizin kırması ve kendimizin güçlenmesi gerekiyor. Zaten zor zamanlar güçlü insanlar oluşturur. Harika, süper. Meseleyle. Evet. Vermiş olduğu çok değerli bilgiler. Ben müthiş derecede istifade ettim. Bu kozalak meselesini inşallah kendi eğitimlerimde de değineceğim. Eyvallah, kopyalayacağım inşallah. İnşallah. Umarım sizler için de faydalı olmuştur arkadaşlar. Abdülkadir Bey'in sosyal medyalarını mutlaka takip edin. Videonun altında bağlantılarını paylaşıyor olacağım. Bir sonraki videolarda nasip olursa tekrardan görüşüyor olacağız. Videoyu beğendiyseniz ve kabuğunu kıramayan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoyu onunla paylaşın. Ona da faydanız olsun. Faydamız dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşelim demeden önce. Birkaç cümle hakkımız var. Tabii ki hocam. Eyvallah. Şimdi eğitimci olunca hani tamamlamak lazım. Eyvallah. Girişimci, Türkiye'de herkes girişimci Alişan. Herkes. Girişimci bulmakta zorlanıyoruz. Fakat
bilinçli girişim birçok az. Süper. Şimdi burada bir kıstasımız var. Doğru bir... Ben takipçilere şunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar girişimci değil, Alişan gibi bilinçli girişimcileri takip edin. Bilinçli girişimcileri örnek alın. Çünkü bizim girişimci ihtiyacımız yok. Biz hepimiz girişimciyiz. Evet, bilinçli girişimcilere ihtiyacımız çok var. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Eyvallah.